Çok teşekkür ederim bir kere genç sivillere beni çağırdıkları için. Aslında hiç oturarak konuşmaktan hoşlanan bir insan değilim ama başka türlü şeye mikrofona ulaşamayacağım herhalde ve aynı zamanda efendim? Yok, hayır, çok yorar. Aynı zamanda şey de göstermek istediğim şeyleri de kontrol etmem olanaksız. Bir tane temel problemim var. Böyle 45-46 görsellik bir PowerPoint hazırlamıştım. Birinci Dünya Savaşı'nın çeşitli boyutlarıyla ilgili. Onu açamıyoruz. Yani en kritik hazırladığım şeyi açamıyoruz. Neyse, bazı şeyleri herhalde beyaz tahtaya çizerek filan, kesitler, şamalar, haritamsı şeyler filan çizerek idare etmeye çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı'nın pek çok şekilde, pek çok açıdan tarihi yazılabilir, okunabilir, çalışılabilir, tartışılabilir. İlk başlarda 20. yüzyıl başlarının karakteristik tarih ve sosyal bilimler çerçevesi içinde daha çok bir askeri tarih söz konusuydu. Yani gayet formel, gayet katı, doğrudan doğruya cephelerdeki harekatın, askeri birlik manevralarının, taarruzların ve bunlara karşı savunma çabalarının vesaire olabilecek en dar anlamda bir askeri tarihi söz konusuydu. Bununla birlikte tabii savaşa nasıl gelindi? Bu işin diplomatik arka planı neydi? Uluslararası politika açısından arka planı neydi diye başından itibaren daha 1914'ten itibaren ve 1918'de silahlar sustuğu anda giderek şiddetlenen ve yoğunlaşan bir şekilde böyle bir tartışmada söz konusuydu. Hemen bu noktada parantez içinde bu açıdan Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki muazzam farka dikkat çekmek isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın neden ve nasıl çıktığı, kimin sorumlu olduğu konusunda günümüzde tarihçilerin, sosyal bilimcilerin, kamuoyu liderlerinin, entelektüellerin hemen hiçbir tereddüdü yoktur. Dolayısıyla böyle bir tartışma da yoktur. Bundan esas olarak Alman nazizmi ve ikinci derecede İtalyan faşizmi ya da bir bütün olarak faşizm-nazizm bloku veya mihver devletleri söz konusudur. Dolayısıyla kimse "Ah keşke savaşa sürüklenmeseydik. Bu kaçınılabilir bir savaştı. Kimse yani keşke önlenebilseydi, keşke çıkmasaydı" demek durumunda da değildir. Çünkü bu alanda var olan bilimsel ve yarı bilimsel çalışmaların bir bütün entelektüel ortamın tamamı bunun nazizmin ve faşizmin sorumluluğu olduğunu ve bundan kaçınmanın mümkün olmadığını. Bundan kaçınmaya kalkışmanın sonuç olarak vakti zamanında Alman nazizmine ve İtalyan faşizmine teslim olmak anlamına gelmiş olacağını genellikle herkes kabul ediyor. Halbuki Birinci Dünya Savaşı açısından böyle bir tartışma var. Çünkü hemen herkes için ister Batı Avrupa ülkelerinde, ister Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde hangi entelektüel ve kültürel mirastan geliyor olurlarsa olsunlar, çağımız bilim insanları için Birinci Dünya Savaşı "ah keşke olmasaydı" denilen bir savaş. Yani önlenebilir gözüyle, kaçınılabilir gözüyle bakılan bir savaş ve çıkışı ve sürükleniş tarihi, sürükleniliş tarihi bir dizi önlenebilir kazadan oluşan bir savaş. Sorumlusu 100 yıldır süren tartışmalara karşın net hükümlerin konusu olmayan bir savaş. Evet, var olan
tarihçilik bunu belki daha ziyade merkez devletlerinin, Almanya'nın, Avusturya, Macaristan'ın, özellikle Alman İmparatorluğu'nun sorumluluğu olarak görüyor ama bu asla İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi değil. Bu bölge böyle bir %60-%40 hata payı dağıtması ya da %70-%30, 65-35 filan o boyutlarda bir, hani trafik polisleri trafik kazasında hata payı biçerler ya, işte o oranda bir hata payı dağıtması, yoksa asla %100 suçlama, %100 mahkum etme biçimini almıyor. Böyle bir bilimsel ve etik vicdan oluşmuş değil. Dolayısıyla ne olurdu, hangi koşullarda kaçınılırdı, kimler hangi kaçınılabilecek hataları yaptılar tartışması çok yaygın olarak devam ediyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci olarak böyle bir diplomatik tarihi var. Bu askeri tarih, klasik askeri tarih, en dar anlamda savaş tarihi yaklaşımı ve keza dar anlamda diplomatik tarih yaklaşımı, dediğim gibi daha 1914-18 yıllarından beri mevcut. Fakat tabii zaman içinde buna, tarihçiliğin metodolojik yenilenmeleriyle birlikte pek çok başka katman eklendi. Başlı başına savaşın ekonomik tarihi diye bir olay ortaya çıktı. Savaşın ekonomik maliyetleri neydi? Savaş ekonomilerinde ne gibi, yani önde gelen sanayi ekonomilerinin üzerinde ne gibi baskılar yarattı, onları ne ölçüde zorladı, toplam maliyetleri ne oldu vesaire. Bu başlı başına bir çalışma alanı haline geldi. Savaşın insan maliyetleri, toplam zayiat, ölü ve yaralı sayısı, insan hayatları bakımından ölçülebilir ve ölçülebilir olmayan maliyetleri, askerlerin savaşta ne yaşadıkları, sivillerin savaşta ne yaşadıkları başlı başına muazzam bir çalışma alanı haline geldi. Buna bazen belirli ölçülerde yeni askeri tarih, the new military history de diyoruz. Generaller açısından değil, sıradan askerler açısından, yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı, tabandaki kurbağalar açısından deyim yerindeyse yaklaştığı için savaş tecrübesine. Savaşın toplumsal ilişkiler, toplumsal cinsiyet ilişkileri, kadınların tarihi, çocukların tarihi açısından incelenmesi söz konusu. Bu başlı başına muazzam bir çığır haline geldi. Kadınlar bu savaşta ne yaşadılar? Örneğin erkeklerin çok büyük, yetişkin erkeklerin çok büyük çoğunluğunun silah altına alınması ve cephelere gönderilmesi sonucu sanayide, fabrikalarda ve diğer çalışma alanlarında ne gibi boşluklar oluştu? Kadınlar bu istihdam boşluğunu nasıl doldurdular? Ve bunun savaş sonrasında kadınların özgürleşmesi, kadınların eşitlik talepleri açısından ne gibi sonuçları oldu, öyle ya? Yani kadınlar şunu demeye başladılar. Ben 4 yıldır, 5 yıldır fabrikalarda çalışıyorum. Erkekler yokken aileleri, evleri, haneleri biz geçindirdik. Artık daha eşit ve daha eşit ve daha eşit bir vatandaşlık talep etmek bizim hakkımız. Bu çok büyük ölçüde buradan kaynaklandı. Savaşın derin sosyal etkileri oldu başka boyutlarıyla. Refah devleti kavramı. Yani 19. yüzyılın sadece çeşitli piyasaların tarafları arasındaki hukuki eşitliği garantilemekle yetinen liberal devleti yerine yeni bir refah devletine ihtiyaç duyulması, işçi ve emekçi sınıfların, aşağı sınıfların, görece daha yoksul sınıfların çok geniş sosyoekonomik taleplerini, eğitim hakkını, parasız eğitim hakkını, sağlık hizmetlerini, emeklilik hakkını, annelerin çocuk doğum haklarını vesaire, çok daha geniş bir sosyal yardım perspektifi, klasik laissez-faire'ci liberal kapitalizmin kabul edemeyeceği derecede geniş bir sosyal haklar manzumesi içinde tanımaya yönelen bir refah devleti anlayışı ki
pek çok tarihçi bunun hakkında bunun bir kan bedeli olduğunu yazmıştır. Yani çeşitli hükümetler, devletler Birinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce ve milyonlarca genç insanı cephelere gönderdiler ve bunlar esas olarak işçi ve emekçi sınıflarındandı ve korkunç bir zayiat yaşandı. Yeri gelmişken Birinci Dünya Savaşı'nın toplam ölü sayısı, bütün zayiat değil, sadece ölü sayısı, üniformalılar, silah altındaki asker kişiler açısından 9 milyon küsur, siviller açısından 7 milyon, toplam 17 milyona yakın bir noktadadır. Ve böyle bir şey görülmemişti insanlık tarihinde o zamana kadar. Ve pek çok tarihçi ve sosyal bilimci Dünya Savaşı sonrasında ve 20. yüzyıl boyunca gelişen refah devletinin bir açıdan bir diyet olduğu, bir kan bedeli olduğu, işçi ve emekçi sınıflara ödenen bir kan bedeli olduğu yorumunu yapıyorlar bu konuda. Böyle böyle bütün insani, kültürel, sosyal, ekonomik vesaire boyutlarıyla katman katman bir dünya savaşı tarihi, daha doğrusu bir de işin içine üstelik hangi toplum açısından baktığınızı katarsanız, çok sayıda, neredeyse sayılamayacak kadar çok sayıda çeşitli çeşitli üst üste binen, örtüşen, kesişen Dünya Savaşı tarihleri ortaya çıktı. Hem tarih janrları itibariyle hem de nereden baktığınız itibariyle. Ben geçen hafta 20-22 Kasım'da Avusturya'da Graz şehrindeki bir Birinci Dünya Savaşı konferansındaydım. Ve konferans tamamen Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlamak üzerine kuruluydu. Bugün çeşitli Balkan ülkelerinde, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı nasıl hatırlanıyor? O konferans sırasında son derece çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı ki Bulgarlar, Romenler, Yunanlılar, Türkler ve çok çeşitli Güney Slavları, yani bir zamanlar Yugoslavya'nın mütemmim cüzleri olan işte Slovenler, Hırvatlar, Sırplar, Makedonlar, Boşnaklar vesaire, hepsi Birinci Dünya Savaşı'nı çok farklı şekillerde hatırlıyorlar. Ders kitaplarında farklı şekillerde yazılıyor, edebiyatta farklı şekillerde işleniyor. Farklı yönlerini kutlayan veya yeren veya unutmayı tercih eden anıtsallıklar, sanat ve edebiyat yansımaları söz konusu. Bu kadar karmaşık bir alan. Şimdi ben bunun içinde ne yapmaya çalışacağım? Şunu fark ediyorum, bir bütün olarak genç sivillerin hazırladığı konferans listesinde özel olarak dar anlamda Osmanlı-Türkiye konuşmayan galiba sadece benim. Yani savaşın bütününe, Avrupa'ya, Osmanlı İmparatorluğu dışına bakmayı deneyecek olan, bu konuda bir çerçeve getirmeye çalışacak olan galiba sadece ben varım. Bir kere bu boşluğu doldurmaya çalışacağım. Yani Birinci Dünya Savaşı genel olarak neydi? Her şeyine değinemem ama bir böyle neydi bu Birinci Dünya Savaşı? Hani tarihçilikte ve aynı zamanda gazetecilikte 5N1K vardır ya. Neydi, nedir, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim filan. Bir kere bu 5N1K sorularına bir parça cevap vermeye çalışacağım. İkincisi, özel olarak savaş tecrübesi, bir parça yeni savaş tarihi, The New Military History yapmayı deneyeceğim. Daha önce tarif ettiğim şekilde aşağıdan yukarı, yani sıradan askerler açısından, generaller açısından değil, strateji ve taktik açısından değil, çeşitli cephelere makro planda bakış açısından değil, ama tam olarak ne oldu Dünya Savaşı'nda onu kısaca özetlemeye çalıştıktan sonra üniforma altındaki, silah altındaki
sıradan askerlerin savaş tecrübesi nasıl bir şeydi fiziksel olarak ve özellikle Batı cephesindeki savaş tecrübesi nasıl bir şeydi? Avrupa'nın Batı cephesindeki bireysel fiziksel savaş tecrübesinin bütün Osmanlı cepheleri içinde Çanakkale cephesiyle özel olarak paylaştığı çok şey var. Çok benzer bir siperlerde savaş ve yaşam diye özetlenebilecek bir tecrübe söz konusu. Bunun üzerinde durmak istiyorum ki gelecek haftaki ikinci konferansımda bu fizikselliğin, bu son derece direkt, kaba, hoyrat, insanın etini dilim dilim doğrayan bu vahşi fizikselliğin edebiyata ve sanata yansımalarının nasıl olduğuna karşılaştırmalı bir şekilde bakabileyim. Belki biliyorsunuz, bilmiyorum, konferans başlıklarında gördünüz mü? Gelecek hafta Wilfred Owen ve Erich Maria Remarque örneklerinden, Avrupa'da Erich Maria Remarque ve Wilfred Owen örneklerinden, Türkiye'de Mehmet Akif ve Nazım Hikmet örneklerinden giderek savaş aleyhtarı edebiyat neden Avrupa'da var, neden Türkiye'de yok? Türkiye'nin neden hiçbir zaman bir savaş aleyhtarı edebiyatı, gerçek anlamıyla anti-war literature'ı, savaş aleyhtarı edebiyatı neden olmadı sorusunu sormak istiyorum. Ama bunu bugün anlatacaklarıma referans yoluyla, yani bu fizikselliği, bu görselliği filan bir tesis edebileyim ki Remarque'ın veya Wilfred Owen'ın veya Mehmet Akif'in veya Nazım Hikmet'in nelerden bahsetmeye, hangi tür sahneleri görsel imajlarıyla canlandırmaya çalıştıklarını anlayabilelim. Üç aşağı, beş yukarı. Yapmak istediğim bu. Bunu yaparken şeyin farkındayım. Bu Garp cephesi ya da Batı cephesi. The Western Front. Birinci Dünya Savaşı anlatımları içinde çok abartılı ve aşırı imtiyazlı bir yere sahiptir. Bir şekilde insanların muhayyilesini, öncelikle bu tabii üç ülke çok önemli, İngiltere, Fransa ve Almanya. Ve Batı cephesinde bu üç gelişmiş sanayi ülkesinin orduları 4 yıl boyunca siperlerde, siper savaşları, siperlerde yaşam ve savaş dediğim çerçevede birbirleriyle boğuşuyorlar. Tabii bu günün okuryazarlık koşulları, günün medya koşulları, günlük gazeteler, günlük gazeteler aracılığıyla, dergiler, sinema, fotoğraf filan aracılığıyla çoğaltılan bilgiler, yeniden üretilen ve genişleyen bilgiler düşünüldüğünde, evet, 20. yüzyılın belleğine, kolektif hafızasına en çok bu yerleşiyor. Doğu cephesi, başka cepheler de var, göstermeye çalışacağım. Mesela Doğu cephesi Tannenberg veya Muzuri bataklıkları muharebeleri o kadar yerleşmiyor. Doğu cephesinin güney sektörü bir tarafta Çarlık Rusyası ordularıyla, diğer tarafta Avusturya Macaristan ordularının karşı karşıya geldiği Doğu cephesinin güney sektörü o kadar yerleşmiyor 20. yüzyılın kolektif hafızasına. Muzuri bataklıkları muharebeleri filan dendiğinde elimizde çok fazla fotoğrafik, sinematografik kayıt filan yok. Yani dramatik bir şekilde gözümüzün önüne gelmiyor bir şekilde. Alp cephesi, İtalya cephesi bir ölçüde giriyor o kolektif hafızanın içine. Çok büyük ölçüde Hemingway'in A Farewell to Arms, Silahlara Veda romanı ve onun çeşitli film versiyonları nedeniyle giriyor kolektif hafızaya. Mesela savaşın çıktığı nokta, flashpoint, ilk ateş noktası Avusturya Macaristan ile Sırbistan arasında Gavrilo Princip'in 28 Haziran 1914 suikastı nedeniyle, ama kimsenin Sırbistan-Balkan cephesinin de çok fazla farkında olduğu yok. Osmanlı cephelerine gelince bizler kendimiz de Türkiye'de
Neyi en fazla biliyoruz? Çanakkale'yi en fazla biliyoruz. Sarıkamış çeşitli nedenlerle unutma ve unutturma arzularına, sislerine gömülmüş durumda. Tam bir felaket. Keza eminim ki Hakan Erdem sizlere çok daha ayrıntılı olarak anlatacaktır. Özel olarak çok iyi bilir Güney Cephesi'ni, yani Mezopotamya Cephesi'ni. Irak'ı, Suriye'si, İran'ı, Kutül Ameresi, Megiddo'su, Nablus Yarması'yla vesaire. Ama o da aslında genel kültürümüzün içine çok ciddi bir damar olarak girmiyor. Bunun tabii Osmanlı-Türk devamlılığı ve kolektif hafızası açısından yani çok önemli nedenleri var. Çanakkale'yi hatırlamayı tercih ediyoruz da ondan. Yani bütün diğer yerleri hatırlamayı pek tercih etmiyoruz. Çanakkale'yi hatırlamayı tercih etmek böyle ulusal hafızasının içine, hafızamızın içine yerleşmiş bilinçli bir tercih. Bilinçli, yarı bilinçli bir tercih. Ama sonuç olarak evet, ben de Batı cephesi üzerinde yoğunlaşacağım ama şunu özel olarak hatırlatmak ihtiyacını duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda hareketli savaş ya da oynak savaş dediğimiz şey, mobile warfare, sadece Batı cephesinde imkansız hale gelmişti. Ama diğer Doğu-Kuzey, Doğu-Güney veya Mezopotamya vesaire cephelerinde pekala böyle toprağa saplanmış, kelime anlamıyla toprağa kazık çakıp kalmış siper savaşları ve buna denk düşen siperlerde yaşam realitesi değil, çok daha esnek cepheler ve hareketli veya oynak savaş olanakları söz konusuydu. Onun için dediğim gibi Batı cephesi anlatımlarının üzerinden giderken bunun savaşın %100 tamamının realitesi olmadığını unutmamak lazım. Burada benim açımdan bir tehlike var. Klasik abartıyı tekrarlamak. Ana konuya girmeden önce yapmak istediğim son bir açıklama var. O da cephe kavramı. Şimdi tarihçilikte benim canımı sıkan şeyler var. Tarihçiler olarak bunları sürekli tekrarlıyoruz. Bir takım terim ve kavramları kullanıyoruz ama bunları basit, pratik, tane tane bir şekilde izah etmiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen bütün savaşlarda cephe kavramı başka bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nda başka bir şey. Birinci Dünya Savaşı bu açıdan bir dönüm noktası. Her türlü savaşta bir şekilde küçük ya da büyük, şu veya bu ölçüde bir cephe kavramı vardır. Her birliğin bir cephesi olur. Bir manganın bile küçük, sınırlı, 10 askerin savunabileceği kadar dar bir, alt tarafı 40-50 metre genişliğinde bir cephesi olur. Bir takımın, bir taburun, bir alayın, bir tümenin, bir kol ordunun, bir ordunun veya bir tugayın asker sayısına göre ve topografyanın fiziksel koşullarına ve başka hangi birliklerle birlikte harekat yapmakta olduklarına göre şu veya bu genişlikte bir cepheleri olur. Mesela ideal mevcudu 3000 diye düşünülen bir alayın diyelim ki 500 veya 1000 metrelik bir cepheyi savunabileceği farz edilir. Tabii ki bu değişken bir kavramdır. Dediğim gibi hem araziye göre hem de düşmanın gücüne göre. Karşı taraf çok ağırlıklı güçlerle saldırıyorsa, çok üstün güçlerle saldırıyorsa, diyelim ki bir alay 1000 metrelik bir cepheyi savunamaz da 500 metrelik veya 300 metrelik bir cepheyi savunursa ancak, çok daha dar bir cephe üzerinden derinlik sağlarsa durdurma şansı olabilir. Çok üstün kuvvetlerin taarruzu. Bununla beraber bütün bu esnekliklerle birlikte bir birliklerin, birimlerin tek tek cepheleri diye bir kavram vardır. Ama Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen savaşlarda
ülkeler ve düşman ordular arasında 1, 2, 3, 4 yıl boyunca kesintisiz temas hattı olarak düşünülmüş, 4 yıl boyunca değişmeyen, bu anlamda bu kadar kapsamlı ve kalıcı bir cephe kavramı görmüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki nispeten yakın bir örnek olarak Napolyon Savaşları'nı ele alalım. 1804-1815 arasından söz ediyoruz. Yani 1804 yılında Napolyon Bonaparte kendisini imparator ilan ediyor. Ve ondan sonra Napolyon dönemi Fransası çeşitli koalisyonlara karşı, Avusturya, Prusya ve Rusya'nın değişen koalisyonlarına karşı daha bir 11 yıl savaşmaya devam edecek. Bu 11 yılın kabaca 7-8 yılında sürekli üstün gelecek. 1812 Rusya seferiyle her şeyin kaderi değişecek ve ondan sonra işler önce Leipzig muharebesine, ondan sonra Waterloo muharebesine filan varacak. Şimdi Napolyon Fransası ile mesela Avusturya İmparatorluğu arasında ya da bir adım ileride Rusya arasında kesintisiz bir cephe diye bir şey var mı? Hayır, böyle bir şey yok. Ne oluyor? Savaş nasıl cereyan ediyor? Buradan aşağı düşmemeyi başarırsam şöyle izah edebilirim. Bu modeli aslında mesela bütün Osmanlı tarihinin bütün Osmanlı savaşları için, Avrupa'ya dönük bütün Osmanlı savaşları için de aynı modeli kullanabilirsiniz. Bir yerde, hadi Osmanlı'dan söz edelim. Şurada diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu var. Balkanlardaki topraklarıyla birlikte ve burada da başkenti İstanbul var. Şurada da Habsburg İmparatorluğu var. Diyelim ki savaş ilan edildi. 1520'de olduğu gibi. Ya da 1528-29'da olduğu gibi ya da Büyük Savaş'ta, 2. Viyana kuşatmasıyla başlayan Büyük Savaş'ta 1683'te olduğu gibi. Savaşan taraflar arasında kesintisiz bir temas cephesi diye bir şey var mı? Hayır, öyle bir şey yok. Çarpışmalar nasıl doğuyor? Sefer kavramı üzerine doğuyor. Yani Osmanlı ordusu örneğin Ordu-i Hümayun toplanıyor İstanbul'da. Karşı tarafa geçiyor. İlerliyor. Düşman topraklarına giriyor. Karşı tarafın topraklarına giriyor. Ve bir şekilde karşı tarafın ordusunu kesin sonuçlu olacağı umulan bir meydan muharebesi içine çekmeye çalışıyor. Bir yerde düşman ordusu karşısına çıkarsa bir muharebe, bir battle meydana geliyor. 2 saat, 3 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün sürüyor. Osmanlılar açısından veya Napolyon açısından umulur ki bir kesin sonuçlu imha muharebesi oluyor. Yani düşman kuvvetlerinin büyük kısmının yok edilmesi ve düşmanın savaşma gücünün kırılması sonucunu veriyor. Buna bağlı olarak taraflardan bir tanesi barış talebinde bulunuyor. Bir barış anlaşması imzalanıyor. Bu savaş Bagdat'ın düşüşü olabilir, Mohaç Meydan Muharebesi olabilir veya Napolyon muharebelerinden Austerlitz veya Wagram veya Ulm veya Eylau vesaire olabilir. Karşı taraf veya karşı taraftaki koalisyon barış talebinde bulunuyor. Bir barış anlaşması imzalanıyor. Bir miktar tazminat ödeniyor. Bazı topraklar devrediliyor ve ondan sonra Osmanlı ordusu veya Napolyon'un ordusu üst bölgelerine, geri bölgelerine geri dönüyor. Temas kesilmiş oluyor. Sadece muharebenin sonucu itibariyle değil,
o seferin sonucu itibariyle temas kesilmiş olur. Sanayi devriminden sonra bir 100 yıl daha gerçek anlamda sanayi kapitalizmi toplumları ve onların endüstriyel üretim potansiyeli oluşuncaya kadar bir savaşın, savaşan tarafların yıllar boyu birbirleriyle kesintisiz teması ve sürekli çarpışma hali olarak düşünülmemesi gerekir. Bu böyle git dur, git dur, stop go, stop go türünden bir savaş. Savaş mevsimlerinde, savaşa uygun mevsimlerde, geç ilkbahar, yaz, sonbahar harekat dönemlerinde taraflar birbirleri üzerine seferler düzenliyorlar. Seferin sonucu iyi veya kötü ne olursa olsun sonuç olarak bir şekilde teması kesiyorlar ve üst bölgelerine geri çekiliyorlar. Dönemin ekonomik, teknolojik, ulaşım ve taşıma koşulları bir kere kış aylarında hareket yapmaya elverişli değil. Çok basit bir nedenle çamur nedeniyle hareket yapmaya elverişli değil. Bu çoğu zaman yanlış anlaşılan bir noktadır, yanlış bilinen bir noktadır. Onun için ona da değinmiş olayım. Esas mesele kar, soğuk, rüzgar filan değildir. Esas mesele çamurdur. Çünkü stabilize satıkları olmayan yollar, toprak yollar döneminde yaşıyoruz. Ortalıkta asfalt, parke, şose vesaire diye bir şey yok. Balkanların, Orta Avrupa'nın toprak yollarını düşünün. Ve mesela 200 bin kişilik Osmanlı ordusunun yağmurdan, sonbahar yağmurlarından yumuşamış, zaten yumuşamış bu toprak yollardan bütün ağırlıklarıyla, toplarıyla, atlarıyla, develeriyle, arabalarıyla geçtiğini düşünün. Çok kısa sürede yol sathı bataklığa dönüşüyor. Esas problem burada. Esas problem kış yağmurlarıyla birlikte çamur sorunundan kaynaklanıyor. Fakat sonuç olarak mevcut teknolojik araçlarla filan bu zorluğun üstesinden gelmek zorunda mümkün olmayınca harekat mevsimi esas olarak yaz aylarıyla sınırlanıyor. İkinci bir problem şu. Sanayi öncesi ekonomilerin 50 bin, 100 bin, 200 bin askerlerine faraza sürekli cephede, sürekli düşmanla temas halinde, sürekli çarpışır halde tutma ve bunlara sürekli ikmal malzemesi, yiyecek, içecek, cephane, silah vesaire temin etme kapasitesi yok. Böyle bir üretim kapasitesi mevcut. Çok bilinen bir şeydir. Yani bu daha önce sözünü ettiğim nasıl oldu da Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenildi tartışmaları çerçevesinde. Şunu çok iyi biliyoruz. 1914 28 Haziran'daki Saraybosna suikastinden sonra ve bütün yaz ayları buhranı, diplomatik buhranı boyunca, yani Temmuz krizi denen, tarafların birbirlerine sürekli ultimatomlar yağdırdıkları, birbirlerini tehdit ettikleri, bak savaşırız abi filan dedikleri dönem boyunca, bütün devlet adamları ve genelkurmaylar kısa süreli bir savaş ve bazı ifadelerde eskiden olduğu gibi kısa süreli bir savaş bekliyorlardı. Burada nedir? Eski tür veya kısa süreli savaşın anlamı şu. Eski tür savaş derken bu kastediliyor. Yani seferler yapılacak. İleri hatlarda seferler yapılacak. Gideceksin birkaç muharebe arayacaksın. Olursa oldu, olduysa oldu, olmadıysa olmadı. Kısa sürede yeneceksin, yenileceksin. Bir kısmi barış anlaşması imzalanacak. Ve işte biraz kaybeden, biraz kazanan olacak filan. Ve iş öyle kapanacak. Kimsenin aklından 4 yıl sürecek, 17 milyon küsur insanın hayatına mal olacak ve ekonomik maliyeti, üretim açısından beraberinde getirdikleri inanılmaz boyutlara varacak
sonunda olduğu gibi bir Birinci Dünya Savaşı kimsenin aklından geçmiyor. Eğer akıllarından geçseydi, tahmin etselerdi, gene aynı rizikolu adımları, aynı maksimalist adımları, aynı boy ölçüşmeci, ha ait var mı bana yan bakan adımlarını filan atarlar mıydı? Doğrusu çok şüpheli. Ama neyi öngörmediklerini size çok son derece görsel bir şekilde anlatabilirim zannediyorum. Şöyle anlatabilirim. Bunu öngöremediler. Bu 1915 yılında bu böyle 120 metre filan derinliğe gidiyor. Görüyorsunuz bir topçu cephane fabrikası İngiltere'de. Ve dikkat ederseniz çalışanların büyük çoğunluğu da kadınlar ve imal edilmiş olan ağır topçu mermilerine patlayıcı tapaları takılıyor. Uçsuz bucaksız bir alan, solda sağda bütün koridorları görebiliyorsunuz. Yüz binlerce ve yüz binlerce ağır obüs söz konusu. Yani bu fabrika ve İngiltere'de ve Fransa'da ve Almanya'da bunun gibi onlarca, belki birkaç yüz fabrika 4 yıl boyunca böyle bir üretimi ayakta tutabiliyor. Hesaba katılmayan şey bu. Yani yeni sanayi ekonomilerinin, yeni endüstri ekonomilerinin uzun süreli bir savaşa dayanma kapasitesi nedir? Tamamen bir savaş üretimi bazına geçme kapasitesi nedir? Bunu ne kadar sürdürebilirler? Kimse böyle bir dayanma kapasitesini bu kadar uzun süre savaş üretimini sürdürme kapasitesini öngörmüyor. Cephe kavramı da buna bağlı olarak değişen bir kavram. İlk defa Birinci Dünya Savaşı'nda karşımıza şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Böyle değil artık. Savaşan taraflar ister Batı cephesinde ister Doğu cephesinde. Aralarında çok uzun cephe hatları oluşuyor. Ve bu cephe hatları öyle bir alayın, birkaç tümenin, bir iki kolordunun filan cephe hatları değil, birkaç ordunun yan yana gelerek, her iki tarafta birkaç ordunun yan yana gelerek oluşturduğu cephe hatları. Örneğin Batı cephesinde İngiliz-Fransız tarafında ve Almanya tarafında sonuç olarak siperlere gitmiş, girmiş ve cephede sürekli birbiriyle temas halinde olan her iki taraftan toplam 4 milyon asker söz konusu belirli bir anda. Yine 4 milyon askeri, 2'şer milyon askeri veya 2,5 ve 1,5 milyon askeri her neyse sürekli olarak cephede bulundurmanın maliyetini ve bunu sağlayabilecek ekonomik kapasiteyi düşünün. Böyle bir ekonomik teknolojik kapasite bu çağdan önce mevcut değil. İlk önce Birinci Dünya Savaşı ile gerçekleşiyor. Dolayısıyla dediğim gibi bu konuşma bağlamında, konuşma başlığında da söylediğim gibi cephe sözcüğünü kullanırken, mesela Batı cephesinde siperlerde yaşam ve savaştan söz ederken daha önce var olmayan yeni tür bir cephe kavramı ve realitesinden söz ediyoruz. Bunun altını çizmek istedim. Sizin önünüze getiriyorum. Çünkü bu bitmek bilmez savaşın nasıl olup da mümkün olabildiği konusunda bize bir fikir veriyor. Şimdi çok kısaca bazı şeylere değineceğim. Dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı hakkında bir makro perspektif verebilmek için. Bir kere bakın, savaş öncesinde ittifak sistemleri. Mor ülkeler, tarafsız ülkeler. Sadece İsveç ve Norveç ve Danimarka ve Hollanda ve İspanya ve Arnavutluk ve İsviçre tarafsız. Kahverengi boyalı ülkeler, merkez devletleri ve yeşiller, Antant
üçlü itilaf, üçlü antant ve müttefikleri. Başlı başına bu harita bize hangi cephelerin söz konusu olacağını jeostratejik bakımdan çok net bir şekilde söylüyor. Besbelli ki Almanya ve Avusturya Macaristan, özellikle Almanya hem batı cephesinde hem doğu cephesinde savaşmak zorunda kalacak. Batı cephesinde Fransa ve İngiltere ile karşı karşıya, doğu cephesinde Çarlık Rusyası ile karşı karşıya ve bu iki cephe, özellikle dediğim gibi batı cephesi, Birinci Dünya Savaşı'nın en ağırlıklı cephesi olacak. Gene bir parantez, İkinci Dünya Savaşı ile önemli bir fark. İkinci Dünya Savaşı'nın en ağırlıklı cephesi Doğu cephesidir, Batı cephesi değil. Yani Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında 1941'den itibaren oluşan cephedir. Bunun çok önemli nedenleri var. Almanya'nın projesi kendisini tehdit eden ileri kapitalist, emperyalist ülkeler arasındaki rekabette kendisini tehdit eden, özellikle Fransa'yı yenmekten bir kere daha, 1870'ten sonra bir kere daha yenilgiye uğratmaktan ve üstünlük konumunu korumaktan ve belki Alman İmparatorluğu'nun güneşteki yerini almasını sağlamaktan ibaretti. Yani güney yarımkürede, sıcak ülkelerde, Afrika'da vesaire kendine layık olan sömürge imparatorluğunu kurmak. Ama esas mesele Fransa'nın yenilgiye uğratılmasıydı. Batı Avrupa ölçeğindeki rekabet çerçevesinde ve özel olarak Doğu Avrupa'ya yönelik öyle uzun vadeli bir proje söz konusu değildi. Oysa 1933'te Nazilerin iktidara gelmesinden itibaren, hatta daha önce Hitler'in hapishanede yazdığı Mein Kampf'tan başlayacak olursak, oralardan alacak olursak, Nazi ideolojisinde çok farklı bir proje ortaya çıkıyor. Bir Doğu Avrupa'da, Avrupa içinde, Avrupa içi Doğu Avrupa'da odaklanmış bir sömürge imparatorluğu. Yani Polonya'yı, Belarus'u, Ukrayna'yı, Rusya'yı, sadece Yahudileri değil, Yahudileri bertaraf etmekle kalmayacak. Aynı zamanda Aryan Nordik ırka göre gene ikinci aşağılık sayılan Slav halklarını boyunduruk altına alacak olan bir Avrupa içi sömürge imparatorluğu. Bu yüzden Doğu cephesi hem Sovyetler Birliği hem Almanya açısından bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Sadece sistemler arası karşıtlık ve ideolojik karşıtlık nedeniyle değil, İkinci Dünya Savaşı'nın açık arayla en büyük, en vahşi, en korkunç cephesi Doğu cephesi oldu. Bu haritada şunu fark ediyor musunuz? Avrupa'da ne kadar az sayıda ülke var aslında? Kaç ülke var farkında mısınız? Kaç bağımsız ülke var? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 kadar bağımsız ülke var. Bugün Avrupa'da kaç bağımsız ülke veya devlet var? 50 küsur. Nerede diğerleri? Yani buraya baktığınızda, bu haritaya kimler yok? Polonya, Çekoslovakya ya da Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, Yugoslavya'nın mütemmim cüzleri, ayrı bir Macaristan, ayrı bir Avusturya vesaire. Yani özellikle Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da çok az sayıda devlet var. Günümüzde tanımaya alışkın olduğumuz bağımsız siyasi birimlerin pek çoğu ya Avusturya Macaristan İmparatorluğu içinde ya Osmanlı İmparatorluğu içinde, bir miktar da Çarlık Rusyası içinde. Bir sonraki haritada tam olarak ne oldu? Nerelerde çarpışıldı? Bu deminki harita bazında, ondan bir adım ötede çeşitli cepheleri gösteriyor. Batı cephesi aslında coğrafi olarak çok küçük bir alan. Ama şu olacak, Atlantik'ten İsviçre sınırına kadar uzanan bir siper sistemi.
Savaşın başında Alman İmparatorluğu Schlieffen Planı dedikleri stratejik plan doğrultusunda Belçika'nın bağımsızlığını, tarafsızlığını da ayaklar altına alarak böyle bir büyük bir kavis harekatı biçiminde Fransa topraklarına girecek ve sonunda Marne Muharebesi'nde ulaştığı en ileri hatlarda durdurulacak. Sonra biraz kuzeye geri çekilecek ve orada dikdörtgen içindeki bölümde görüyorsunuz. Mor hat ulaşabildikleri en ileri hatlar, onun ötesindeki biraz kuzeyindeki mavi hat, işte dediğim gibi Atlantik kıyısından İsviçre sınırına kadar uzanan kesintisiz bir batı cephesi söz konusu. Burada Marne Muharebesi'nden sonra az çok düzlük bir alanda iki taraf ordular siper kazacak, içine girecek. Ben toprağın içine girmek ve kazık çakmak diye buna diyorum. Ondan sonra da 4 yıl çıkmayacaklar. 1918 baharı ve yazına kadar bu batı cephesi ve siper hatları kesintisiz varlığını koruyacak ve buraları burada tayin edici ilerlemeler kaydetmek mümkün olmayacak. Bir böyle sürekli kendini tekrarlayan bir kıyma makinesine dönüşecek anlatmaya çalışacağım şekilde. Doğu cephesini görüyorsunuz. Kuzey sektöründe Alman ve Rus orduları karşı karşıya. Güney sektöründe Avusturya, Macaristan ve Rus orduları karşı karşıya. Sırbistan sektörünü görüyorsunuz. Balkan Sırbistan sektörünü. Ve yukarıda İtalya'nın sağ kuzeyinde Caporetto diye bir yazı var. Orası da Isonzo veya Soça Vadisi. Avusturya, Macaristan ile İtalya arasındaki Alpler cephesi. Şimdi savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nu bir yana bırakırsak, savaş 3 aşağı 5 yukarı buralarda cereyan ediyor. Batı cephesi, Doğu cephesi, Kuzey İtalya Alp cephesi ve Balkanlar cephesi. Bu arada şu en sağ doğuya doğru olan kesintisiz mor hatlar 1918 başlarındaki Brest-Litovsk barışıyla yeni kurulmakta olan Sovyetler Birliği'nin Almanya'ya teslim ettiği topraklar. Yani Almanya sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmeseydi Brest-Litovsk barışından 6-7 ay sonra ve embriyonik Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği resmen 1922'de ilan edildi ama Bolşevikler o alanı geri almasalardı, Almanya, emperyal Almanya varlığını korusaydı, Alman-Rus sınırı oradan geçiyor olacaktı. Ne oldu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda? Ops, ne oluyor ya? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ne oldu? Demiştim ki ne kadar az ülke var, dikkat ediyor musunuz? Şimdi şuna bakın. 1919-20 Paris Barış Konferansı ve Paris Barış Konferansı'nın sonucu olan Paris'in çeşitli banyolarında imzalanan işte Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly anlaşmalarıyla sıfırdan kurulan yeni devletler. Mor alan, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye, Yugoslavya, ayrı ayrı Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve Baltık Cumhuriyetleri, Litvanya, Letonya, Estonya, en kuzeyde ve Finlandiya. 1914'te Finlandiya da yok çünkü Çarlık Rusyası'nın bir parçası. Bağımsız Finlandiya diye bir şey söz konusu değil. Çok tipik, yani Wilson ilkeleri ve ulusların kendi kaderlerine tayin hakkı ama aynı zamanda belli bir yöne bükülmüş ulusların kendi kaderlerine tayin hakkı. Sonuç olarak Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu ve kısmen de Rusya topraklarını parçalayıp
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yeni devlet yaratıyorlar Paris'te. Fakat ilginç bir şekilde bunların coğrafi oturuşu Avrupa coğrafyasına net olarak yeni Sovyetler Birliği'ne karşı nasıl bir tampon bölge oluşturulmak istendiğini, yani bu ulusların kendi kaderlerine tayin hakkının uygulanış tarzı ardındaki bir diğer boyutu, bir makro politik projeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani yanlış anlamayın, keşke bu ülkelere ve uluslara kendi kaderlerini tayin hakkı verilmeseydi demiyorum. Ama aynı zamanda böyle bir ideolojik politik projede söz konusu. Şimdi bunlar Birinci Dünya Savaşı hakkında söylemek istediklerim bir giriş olarak. Şimdi özel olarak bu Batı cephesi ve Batı cephesindeki savaşın sıradan askerler açısından fiziksel realitesi neydi, o konuya girmek istiyorum. Silah teknolojisinden söz etmek zorundayım. Çünkü nasıl olup da işlerin bu mecraya döküldüğünü biraz mevcut teknolojik eşikten söz etmeksizin anlamak olanaksız. Ne mevcut Birinci Dünya Savaşı silahları olarak? Piyade tüfeği, süngüsü, piyade tüfeği artık mekanizmadan dolma ve giderek yere otomatikleşen bir tüfek. Piyade tüfeği, süngüsü, el bombaları ve piyadenin siperlerini koruyan dikenli tel örgüleri. Bunlar piyade askerinin kendisine, kendi şahsına, bedenine en yakın silahlar veya koruma sistemleri. İkincisi makinalı tüfekler. Çok kritik. Birinci Dünya Savaşı savaş meydanlarının ölüm kraliçesi diyebileceğimiz ağır makinalı tüfekler. Üçüncüsü uzun menzilli sahra topçusu. Tali olarak 1915'ten itibaren devreye giren zehirli gaz kullanımı, ama şimdilik onu bir kenara bırakmak istiyorum. Onu daha sonra bir dipnot olarak eklerim. Bu çerçevede ne yok? Mesela İkinci Dünya Savaşı teknolojisiyle karşılaştırdığımızda ne yok? İki önemli silah sistemi eksik ya tamamen değilse bile henüz çok az gelişmiş olduğu ve efektif bir kullanımı olmadığı için eksik sayabiliriz. Bir, uçaklar. Yani etkili havadan yere hücum sistemi olarak uçaklar. Yani yerdeki mevzilere, hedeflere büyük miktarlarda bomba atabilecek veya roket ve makinalı tüfeklerle saldırabilecek ve yer harekatına karşı havadan üstünlük sağlayabilecek derecede gelişmiş uçaklar eksik. Tek kanatlı, yüksek hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti olan avcı uçakları, pike bombardıman uçakları vesaire eksik Birinci Dünya Savaşı'nda. Var olan uçaklar, Wright kardeşlerden ve Kitty Hawk'ta ilk 13,5 saniyelik uçurtmalarından bu yana nispeten az bir dönem geçmiş. Var olan uçaklar iki kanatlı veya üç kanatlı biplen veya triplen tipleri ve bomba kaldırmaya motorları zayıf, uçak gövdesi çok hafif, önemli bomba yükleriyle kalkış yapma olanakları çok sınırlı, mevcut değil. İlk başta bunlar sadece ve sadece gözetleme, parasut, topçu gözetleme uçakları olarak kullanılıyor ve birbirlerine yakın uçtuklarında pilot veya yardımcı pilot cebinden tabancasını çıkartıp veya yanına tüfek almışsa kokpite tüfekle ateş ediyor. Diğer pilotu vurmaya çalışıyor filan. Yani pervanenin kanatları içinden senkronize atış yapabilecek makinalı tüfek düzenlemesi bile ancak 2 yıl sonra ortaya çıkacak.
Dediğim gibi topçu gözetlemeye yarayabiliyorlar. Bazen dalış yapmaya ve makina tüfekle taramaya yarayabiliyorlar. Gökte ilk dalışı denen savaş türünü yapmaya yarayabiliyorlar. Ama yer birliklerinin büyük çaplı harekatını havadan destekleme kapasiteleri yok. İkincisi, tanklar eksik. O da tamamen eksik değil, yavaş yavaş oluşuyor. Tank sonuç olarak paletli bir zırhlı araç. Henüz paretleri yok, paretlerinde ağır topları yok. Sadece kenarlarından atış yapan makinalı tüfekler var. Sürekli olarak motorları arızaya uğruyor. Sürekli olarak paletlerinde arıza gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok güvenilir değiller. Ancak ve ancak 1918 yazında İngilizler ve Fransızlar tarafından nispeten etkili bir şekilde kullanılmaya başlayacaklar. Amiens taarruzunda 1918 yaz sonunda ilk defa İngilizler 400 tankı bir araya getirerek Alman siperlerini ezip geçmek için kullanacaklar ve bu çok etkili olacak. Gene de savaşı tankların nihai olarak kazandığı söylenemez. Ama ilk 3,5 yıl boyunca tanklar esas olarak bir faktör değil henüz savaş meydanında. Bu durumda iş ağır topçuya, makinalı tüfeklere ve piyadeye kalıyor. Karşı tarafın siper sistemlerini aşmak için. Gerek kendi siper sistemlerini savunmak, gerek karşı tarafın siper sistemlerini aşmak için. Siper sistemleri derken ne kastediyorum? Dediğim gibi PowerPoint'ım olmadığı için size çizerek anlatmaya çalışacağım. Şunu izah etmem lazımdı. Makinalı tüfeklerden söz ettim. Savaş tarihinde her türlü savaş meydanında var olan teknolojiye göre bir projektil bulutundan söz ederiz. Bu taş atmak olabilir karşı tarafa. Mızraklar veya fırlatma sopaları fırlatmak veya bumerang fırlatmak olabilir. Ya da bir aşama sonra mızrak atmak olabilir. Veya ok atmak olabilir. Tarafların birbirlerine ok atmaları. Giderek tüfeklerle ateş, ağızdan dolma tüfeklerle ateş, piyade tüfekleriyle ateş, mekanizmadan dolma piyade tüfekleriyle ateş ve sonunda bir yerde makinalı tüfekler sahneye çıkar. Şöyle söyleyeyim. Savaş meydanı üzerinde bir projektil bulutundan söz ettim. Kullanılan teknolojiye göre şöyle bir 5-6 bin yıllık savaş tarihi boyunca bu projektil bulutu ilk önce çok bombeli ve kısa menzillidir. Attığınız taş havaya kalkar ve sonra 15 metre, 20 metre, 50 metre ötede yere iner. Giderek bu projektil bulutu yassılaşır ve açılır. Şöyle bir, yani çizersem, şöyle, şöyle, şöyle ve giderek menzil artar ve yataylaşır ve sonunda makinalı tüfek ateş hızını mesela bir piyade tüfeğiyle dakikada 6 kurşundan bir çırpıda dakikada 300-500 kurşuna çıkardığında toprağa çok yakın toprağın sadece 20-30 santimetre yukarısından geçen, çok yassılmış ve derinlik kazanmış bir projektil bulutu savaş meydanının üzerine çöker ve çok sayıda piyade askerinin kalabalık sıkışık gruplar halinde ayakta durmasını imkansız hale getirir. Sadece bir makinalı tüfeği değil, birbirine paralel mevzilerde 30-40 metre arayla yerleştirilmiş ve atış arkları birbirleriyle kesişen ve örtüşen
20, 30, 40, 50, 100 tane makine tüfek yuvasını düşünün. Bir cephe boyunca 30-40 metre, 40-50 metre arayla yuvalara yerleştirilmiş. Bu makinalı tüfeklerin atış yoğunluğu, dediğim gibi taarruza kalkan kalabalık bir piyade kütlesi içinde zayiat oranını koşup geçmeleri gereken mesafeye bağlı olarak belki %30, %40 gibi kabul edilemez oranlara yükseltir ve dolayısıyla açık arazide makinalı tüfek yuvalarına karşı piyade hücumu yapmak inanılmaz derecede zor bir mesele haline gelir. Bu meseleyi sonuç olarak tanklar çözecek. Yani doğrudan doğruya açık arazide makinalı tüfeklerden etkilenmeksizin piyade siperlerinin üzerine yürüyebilen tanklar çözecek sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı'nda. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda bunun tek çözümü şu: bir taarruz başlamadan önce ağır topçu bombardımanı, 40-50 dakikalık, 1 saatlik bir topçu bombardımanı ki düşmanın siperlerinin, dikenli tel örgülerinin ve makinalı tüfek yuvalarının mümkün olduğu kadar çoğunu yok edelim ve 1 saat sonra hücuma kalkacak olan piyade dalgalarımıza nispeten %5 daha fazla başarı şansı sağlayabilir. Böyle bir teknolojiler çatışmasından söz ediyoruz. Şimdi bütün bunlardan sonra esas anlatmak istediğim realiteyi çizecek olursam. Bu bir Flandır'da, Kuzey Fransa'da bir yerlerde bir Fransız-Alman cephesi olsun. Fransız siperleri önünde 40-50 metre derinliğinde dikenli tel örgüleri, siperden çıkan toprak siperin önüne yığılmış ve ayrıca tepesine de kum torbaları yerleştirilmiş. Siperin derinliği 1.80, 2 metre, 2.5 metre. Siperin dibinde tahta bir güverte. Dek, yani Bodrum'daki beachleri gözünüzün önüne getirin. Onun gibi bir şey. Siperleri kilometreler boyunca dibine döşenmiş tahtalar. Siperin dibine basmasınlar diye. Kenarlarında gözetleme ve taarruz merdivenleri siperin içine yerleştirilmiş. Arada 500 metre, 700 metre, 1 kilometre derinliğinde araziye göre değişen, kimseye ait olmayan toprak. No man's land. Ve sonra Alman dikenli tel maniaları, aynı şekilde Alman siperleri ve bir tarafı çizebileceğim. Aslında bir siper attı, iki siper attı, üç siper attı diye düşünmeniz lazım. Daha geride, 2-3 kilometre geride topçu parkları. Kamufle edilmiş düşman gözetleme uçaklarına veya başka transport noktalarına karşı çeşitli kamuflaj ağlarıyla, ağaç dallarıyla, şunlarla bunlarla kamufle edilmiş, kamuflaj boyasına boyanmış ağır topçu parkları. Öyle bir şekilde düzenlenmiş durumdalar ki menzilleri itibariyle No Man's Land'i de vurabilirler. Şuraya No Man's Land yazayım. Kimseye ait olmayan toprak. Ve aynı zamanda kimsenin yaşayamayacağı alan anlamını da taşıyor. Bu topçular burayı da vurabilir, burayı da vurabilir, cephe gerisinde vurabilir. Menzilleri ona göre düzenlenmiş ve barınaklar içine, korunaklar içinde alınmış durumdalar. Aslında siperler tam böyle de değil. Çünkü açık siperlerin içinden kısa tünellerle ayrılan bir de D
derin bunker veya derin kazamatlar, blockhouse'lar söz konusu. Üstü açık değil, üstlerinde 3-4 metre toprak ve bir şekilde tavanı desteklenen, kirişlerle desteklenen bir konstrüksiyon söz konusu. Dediğim gibi yerin 3-4-5 metre altında olabiliyorlar. Ana siperlerden kısa tünellerle girilebiliyor. Bu ağır topçu bombardımanı altında başka yerde barınmak mümkün olamayacağı için. Bu siper sistemlerini kuş bakışı düşünürseniz, yani bu sipere yukarıdan bakıyorum, şöyle düşünmeniz lazım, 30-40 metrede bir makinalı tüfek yuvası. Arazi içinde bu şekilde uzanıyor diye düşünmeniz lazım. Ve dediğim gibi bu makinalı tüfeklerin atış arklarını da, atış açılarını da böyle birbiriyle örtüşen ve alanı, cepheyi tamamen kesintisiz kapsayan bir düzen içinde düşünmeniz lazım. Okey. Şimdi, tipik bir Birinci Dünya Savaşı harekatı nedir? Eski tip savaşlar bağlamında anlattığım gibi, bunlar bağımsız seferlerden türeyen çarpışmalar veya muharebeler değildir. Bu siper sistemi 1914 Kasım'ından itibaren oluşur ve 1918 sonbaharına kadar aşağı yukarı sabit kalır. Küçük el değişiklikleriyle. Cepheler başka bir deyişle. Atlantik kıyısından İsviçre sınırına kadar uzayan İngiliz-Fransız siperleri kesintisiz bir hattır. Onlardan 300-500 bin metre uzaklıkta uzayan Alman siperleri de aynı derecede kesintisiz bir hattır. Ve siperlerin olmadığı 1 milimetrelik mesafe bile yoktur Batı cephesinde. Hiçbir boşluk yoktur siper sistemlerinde. Burada şu olur, düşman topraklarına bağımsız sefer diye bir konsept ortadan kalkar. Karşı tarafın siper sistemine karşı belirli zamanlarda düzenlenen taarruz harekatları vardır. Seferin yerini bir taarruz, bir ofensif alır ve bu ofensivi durdurma, savunmayla durdurma çabası alır. Muharebeler artık açık arazide bağımsız muharebeler değildir. Karşı tarafın siper sistemlerine yöneltilen büyük taarruz operasyonlarından türeyen muharebelerdir. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay sürer ve sonra sona erer. Tipik olarak nasıl bir olaylar zinciri söz konusudur? Diyelim ki Fransızlar Alman tarafına karşı İngiliz-Fransız kuvvetleri Somme muharebelerinde olduğu gibi, İpr'de olduğu gibi veya Passchendaele'de olduğu gibi Alman tarafına o binlerce kilometrelik cephe hattının bir noktasında yarıp geçmek ve cepheyi dağıtmak için konsantre bir taarruz düzenleyecek. Taarruz noktasının gizlenmesi çok önemlidir. Haftalar önceden gece karanlığında cephenin o sektörüne gizli gizli kuvvet kaydırmalar başlar. Hep gece karanlığından yararlanarak topçu parklarına büyük miktarlarda ekstra cephane getirilir. Asker dinlendirilir. Aslında cephede asla 4 yıl boyunca mutlak sessizlik diye bir şey söz konusu değildir. Şöyle bir ortam düşünmeniz lazım. Sürekli orada burada sniper tüfekleri çatırdıyor. Sürekli geceleri tengir fişekleri atılıyor. Orada burada makinalı tüfekler ateş açıyor. Orada burada topçu rastgele ateş açıyor. Belki birilerini açıkta yakalarız filan diye. Böyle sürekli bir düşük ateş yoğunluğunun ama herhangi bir anda sıfır sessizlikle sürekli bir düşük ateş yoğunluğunun söz konusu olduğu günler, haftalar geçerken bunun içinde bir ay, 1,5 ay arayla şu veya bu sektörde güneşteki fırtınalar gibi arada bir patlak veren büyük taarruzlar ve onları durdurma çabaları şeklinde geçen muharebeler düşünebilirsiniz. Yani olağanüstü gürültü, olağanüstü ateş yoğunluğu düşünebilirsiniz.
Nasıl başlar? Bizim büyük taarruzun başladığı gibi başlar. Yani çok tipik bir Birinci Dünya Savaşı harekatıdır aslında. Aynı teknoloji temelinde. Sabah 4.30-5 sularında yoğun bir, çok yoğun bir topçu ateşiyle başlar. Ve bu ezici bir topçu barajıdır. Diyelim ki buradan şu siperlerin tam üzerine düşecek şekilde çok yoğun bir ağır topçu barajı söz konusudur. Ve 45-50 dakika sürer. O sektörde toplanmış diyelim ki 300-500 tane top. Her biri dakikada 5-6 ağır obüs atmacasına 50 dakikalık filan çok yoğun bir ateş sürdürür. Ve diyelim ki bu verdiğim örnekte 300 çarpı 50 ne oluyor? 15 bin kadar ağır mermi Alman cephesinin aşağı yukarı hedef olarak belirlenmiş 1-2 kilometrelik bir sektörü üzerine düşer. Bu ateş karşısında açıkta var olmak mümkün değildir. Yani çünkü sadece patlamaları değil, aynı zamanda şarapnel etkisini, parça etkisini düşünmeniz lazım. Açıkta var olmak mümkün değildir. Ne olur? Bütün Alman askerleri cephedeki herkes, makinalı tüfekçiler vesaire, bütün piyade derin bunkerlere girer. Tepelerine ezici bir şekilde böyle Tanrı'nın yumruğu gibi adeta ağır mermiler düşmekte ve yer sürekli olarak deprem gibi sarsılmaktadır. Elimizde müthiş anlatıları var bunun edebiyatta, röportajlarda vesaire. Eğer eskaza kazamak çökerse herkes 4-5 metre toprak altında kalır ve iş orada biter. Exit. Fakat böyle bir 50 dakika bir cehennem ateşi altında yaşarlar. Panikleyenler, savaş nevrozu veya psikozu gösterenler, çıldıranlar, kendilerini kazamatlardan dışarı atmaya çalışanlar, arkadaşları tarafından zorlukla tekme tokat durdurulup içeri alınanlar, tir tir titremeye başlayan ve bilincini shell shock denilen şey, bombardıman şoku, psikolojik bakımdan hastalananlar ve pek çoğu bir daha iyileşmeyenler vesaire, böyle bir cehennem yaşanır bir 45-50 dakika. Derken bir noktada hücuma hazırlanan tarafın, diyelim ki Fransız tarafının topçusu barajı uzatır, menzil uzatır. Fazla uzun çizdim. Artık mermiler ön siperlerin diyelim ki 100 metre, 200 metre gerisine düşmeye başlar. Neden? Çünkü açık arazide hücuma kalkacak olan kendi piyadelerini vurmak istemiyorlar. Aynı zamanda Almanların hücumun geleceği belli olan bu sektöre takviye getirmelerini istemiyorlar. Onun için ön siperlerin 300-500 metre gerisini vurmaya başlıyorlar. Yolu kesmek için. Takviye yollarını kesmek için. Bununla birlikte savaş muharebe meydanı cehenneminde ancak düdük, subaylar ancak düdükle kendilerini duyurabilirler. Düdükler çalmaya başlar. Bizim futbol hakemlerinin düdükleri gibi. Düdükler çalmaya başlar ve bu piyadenin over the top siperlerin ön tarafını aşması ve açığa çıkması için kararlaştırılmış olan komutadır. Kararlaştırılmış saatte, diyelim ki sabah 5'i 13 dakika geçe. Bu gene elimizde Birinci Dünya Savaşı anlatılarından bunun ne kadar travmatik bir an olduğu konusunda çok canlı bilgiler var, çok canlı anlatılar var romanlardan, anılardan. Çünkü o zamana kadar piyade tamamen toprak altında yaşamış, siperlerde yaşamış. Yani başını şu kadar göstermek bir sniper kurşununa kurban gitmek demek. Yani şey üzerinde, parapet üzerinde, ön kum torbaları filan üzerinde başını gösterme şansın yok hiçbir şekilde. Tamamen toprak altında, adeta böyle bir, nasıl diyeyim, doğmamış çocuk için ana rahminin koruyuculuğu gibi bir şey.
toprak öyle bir anlam kazanmış onlar için. Ve şimdi subayların komutuyla birlikte %50 oranında geri gelmeyeceklerini bile bile tepenin üstünden aşmak ve açık arazide koşmaya başlamak durumundalar. Bu çok büyük bir psikolojik kopuş anı. Çünkü açığa çıkıyorsunuz ve kendinizi cas cavlak ortada, korumasız hissediyorsunuz. Aşarlar siperlerin üstünden, kendi dikenli tel örgülerin arasından, bildikleri yollardan, özel olarak bırakılmış yollardan geçerler ve açık arazide koşmaya başlarlar. Gözünüzün önüne Usain Bolt falan gelmesin açık arazide koşmak dediğimde. Yani tam teçhizat koşuyorsunuz. Piyade tüfeği, süngüsü, siper kazmak için kullandığınız kenarı keskin kürek, el bombalarınız, cephane kuşağınız, sırt çantanız vesaire, o vaziyette tökezliğe tökezliğe, bunu Birinci Dünya Savaşı filmlerinden görebiliyoruz. Tökezliğe tökezliğe düşe kalka koşuyorsunuz. Bir yere kadar makinalı tüfekler yok henüz. Ne kadar gidebilirseniz o kadar kar. Bu arada şunu eklemeliyim. Bu arazi de, bu no man's land de böyle düz değil. Çünkü bizim taarruzumuza sıra gelinceye kadar geçtiğimiz 1 veya 2 yıl veya 3 yıl boyunca orası sürekli topçu bombardımanına tabi tutulmuş ve bir ay manzarası haline almış. Yani mermi çukurlarıyla ay gibi kraterlerle dolu bir alan. Bu alanı şöyle düşünmelisiniz. Aslında burası şöyle bir yer. Yüzlerce ve binlerce mermi çukuruyla dolu. Zamanında çekilmiş hava fotoğraflarından görebiliyoruz. Böyle bir muazzam bir çiçek hastalığı geçirmiş bir coğrafya gibi. Uçaktan fotoğrafına baktığınızda. Dolayısıyla çukura girmek, çıkmak, kendini bir başka çukura atmak, bir başka çukura atmak, bu şekilde açık arazide süngüleriyle taarruz ediyorlar. Bir yerden sonra makinalı tüfekler takırdamaya başlar. Aslında hepsi onu dinlemektedir. Makinalı tüfekler başlamadan ne kadar gidebileceğim acaba? Ne kadar yaklaşabileceğiz düşman siperlerine makinalı tüfekler takırdamaya başlamadan? Her iki tarafın piyadesi son derece tecrübelidir. Fransız topçusu menzil uzattığı anda Alman piyadesi derin bunkerlerinden, kazamatlarından çıkar ve paldır küldür makinalı tüfek yuvalarına koşar. Standart piyade avcıları avcı çukurlarını, avcı siperlerini doldurur. Makinalı tüfekçiler kendi yuvalarına gider ve alt tarafı 45-50 saniye, 1 dakika sonra mutlaka makinalı tüfekler takırdamaya başlar ve mutlaka, taarruz eden tarafın piyadesini daha henüz diyelim ki şuradayken yakalar. Ondan sonrası artık büsbütün zorlu bir olaydır. Kıyma makinesi çalışmaya başlamıştır. Etraflarında düşünün, sağınızda solunda arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız, yoldaşlarınız düşüyor vesaire. İmdat çığlıkları, yaralıların feryatları vesaire ve koşmaya devam edersiniz. Ve koşmak şuna dönüşür. 3-4 adım atıp makinalı tüfeğin arkını kollamak, makinalı tüfek sizi tarayıp geçtiğinizde yerinizden fırlamak, 5-10 metre koşup kendinizi bir mermi çukuruna daha atmak, makinalı tüfeğin gene üzerinden geçmesini beklemek ve tekrar bir 5-10 metre koşmak, dikenli tellere varıncaya kadar. Ondan sonra hem sürüneceksiniz, hem manga başına bir kişinin taşıdığı ağır tel kesici kerpetenlerle dikenli telleri keseceksiniz. Onları süngünüzle, tüfeğinizle kenara süpüreceksiniz bir şekilde ve aradan bir geçiş yolu açacaksınız. Ve hala hayatta kalmışsanız, taarruza kalkan 300 kişiden 200 kişi hala savaşabilecek durumdaysa yalın süngü Alman siperlerine dalacaksınız. El bombası ve süngü savaşı. Diyelim ki
Birinci siperi temizlediniz. Kaçan Almanlar ikinci sipere ve üçüncü sipere o kadar iyi tahkim edilmiş olmasa da gene de durdurucu etkisi olan ikinci ve üçüncü sipere sığındılar. Hadi diyelim ki momentumunuzu koruyarak ikinci siperi de aldınız ve üçüncü siperi de aldınız. Bu arada gene parantez içinde savaşın fiziksel bakımdan nasıl korkunç yorucu bir şey olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Yani biz bunu böyle anlatıyoruz. Ben şimdi bunu işte konferans salonunda şeyde derste gibi şöyle yapılır böyle yapılır diye anlatıyorum. Ama bunun yani bu açık arazide tam teçhizat sırtında ve kucağında 30 kilo ağırlıkla asker postallarıyla çukurlara düşe kalka 1000 metre koşmuşsunuz. Bu arada sürekli ölüm tehlikesi altında olduğunuzu biliyorsunuz ve vücudunuz sürekli olarak adrenalin pompalıyor. Hadi bir hamle nefes nefese ikinci siperi de alıyorsunuz, üçüncü siperi de alıyorsunuz. Zaten fiziksel bakımdan aşağı yukarı tükenmiş durumdasınız. Karşı taraf, ben size probabiliteleri anlatıyorum, olasılıkları anlatıyorum. Açık arazide kovalarlar. Taarruz karşı taarruza dönüşür ve karşı taarruzda esas kovaladığınız düşman askerinin ensesinden ayrılmamak, araya mesafe koymamaktır ki karşı tarafın topçusu size ateş açamasın. Mümkün olduğu kadar yakın teması korumaktır. Yarım saat sonra ne olur? Bir saat sonra bu sefer Alman piyadesi yalın süngü Fransız siperlerine dalar. Derken onlar bir Fransız karşı taarruzuyla karşılaşır. Bir gün, iki gün, üç gün bu böyle biraz o tarafa, biraz o tarafa, biraz o tarafa, biraz bu tarafa gider. Ve sonunda şöyle bir sonuç ortaya çıkar. 13 bin ölü, 58 bin yaralı ve 500 metre toprak el değiştirmiş. Yani tam bir beyhudelik egzersiz. Anlatabildim mi? Tam bir nafile bir taarruz. Şöyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nın Batı cephesindeki tecrübesinin %90'ı budur. Yani bu beyhude taarruzlar. Bu nafile taarruzlar. Hani biraz böyle şöyle. Yani geçmişte yapamadık ama bu sefer ben 4 yıldızlı general bilmem kim olarak vallahi ben bu sefer çok iyi tasarladım, çok iyi hesapladım. Benim yüksek askeri deham sayesinde bu sefer mutlaka başaracağız. Fransız generalleri de bunu demekte, İngilizler de bunu demekte, Almanlar da bunu demekte. Niye tekrarlanıyor? Bu saçma sapan, herkesin kıyma makinesi operasyonları dediği, bu beyhude, nafile, taarruzlar neden tekrarlanıyor? Beyhudeliği biline biline, biraz onu konuşmamız lazım. Bir, politikacılar askerlere muazzam baskı yaptığı için tekrarladım. Yani şimdi düşünürseniz kimse öyle uzun süreli bir savaşı hesap etmemiş. Herkes başta anlatmaya çalıştığım gibi yani 2-3 ay süren ve biter diye düşünüyor. Nerede? 1914-1915'e devriliyor, 15-16'ya devriliyor ve bu böyle inanılmaz bir kabus niteliğini alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bırakın Osmanlı'yı. Doğrudan doğruya İngiltere, Fransa, Almanya için düşünün. Yani bunlar sonuç olarak dar bir alana hapsolmuş olan ülkeler ve böyle adeta kendilerini hani bir kabustan uyanamazsınız ya böyle muazzam sıkıntılar çekersiniz. Kendilerini öyle bir tünelin, bir kabus tünelinin, bir kabus mağarasının içinde bulmuş durumdalar. Çıkamıyorlar. Başlangıçta savaşın bir takım amaçları varmış. Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerinin bir bölümünü almak veya Fransa açısından Alsace-Lorraine'i Almanya'dan 1870'te kaybettiği Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri almak vesaire. Bir takım gizli anlaşmalara yazılmış vaatler. İşte şu topraklar kazandığımız takdirde İtalya şuraları alacak, bilmem Fransa şuraları alacak, İngiltere şuraları alacak filan diye karşılıklı vaatler, sözler vesaire. Bir an geliyor, savaşın birinci, ikinci yılına filan girildiğinde
bütün bu bir zamanlar yapılmış olan diplomatik hesaplar filan anlamını kaybediyor ve artık sadece ve sadece kaybetmemek kazanmak veya tersten söyleyeyim kazanmak gerekiyor çünkü kaybetmemek gerekiyor. Savaşı bir şekilde politikacılar açısından düşündüğünüzde bu korkunç, bu felaketli, bu kabus gibi savaşı bir şekilde sona erdirmek gerekiyor. Onun için genelkurmaylara, ordu komutanlarına, askerlerine muazzam baskı yapıyorlar. Bir şeyler yapın artık. Yani kırın bu pat durumunu, bu denge durumunu bir şekilde bozun, üstünlük sağlayın, kazanın ve bitirin bu savaşı. Genelkurmaylar, askerler muazzam baskı aldı. İkincisi, onların içinde de şan ve şöhret budalaları hiç eksik değil. Yani onların arasında da işte demin söylediğim gibi işte başkaları yapamadı, benim seleflerim yapamadı ama ben yaparım, ben daha iyi biliyorum filan. Bu sefer bombardımanı çok iyi düzenleyeceğim, ondan sonra takviyeleri tam zamanında getireceğim. Bu sefer her şeyi hesap edeceğim ve her şeyi bir makine presizyonuyla gerçekleştireceğim filan diye bu hayaller içinde yaşayanlar var. Bana göre sanattan ve edebiyattan gelecek sefer söz edeceğim ama gelmiş geçmiş en güzel Birinci Dünya Savaşı filminin Paths of Glory, Şöhret Yolları olduğunu düşünüyorum. Stanley Kubrick'in ilk büyük filmi 1957 yılında Fransız Albay rolünde, filmin esas kahramanı Fransız Albay rolünde Kirk Douglas'ın oynadığı Paths of Glory filmi olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar dehşetli bir filmdir ki uzun süre Fransa'da yasaklandı. Oradan doğruya bir Birinci Dünya Savaşı filmi olarak 20 yıl kadar süreyle Fransa'da yasaklandı. Oradaki Fransız generalleri gibi. Yani şöhret düşkünlükleri, ihtirasları vesaire askerlerinin hayatına metelik vermemelerine yol açan Fransız generalleri gibi generaller her tarafta vardı. İkinci faktör bu. Üçüncü faktör buna bağlı olarak Birinci Dünya Savaşı ordularındaki, ordularının bünyesindeki sınıf kutuplaşmasının çok aşırı boyutlarda olması. Bunlar yani hangi ordu, tamamen demokratik bir ordu diye bir şey var mıdır yeryüzünde ve olabilir mi? Böyle bir şey düşünemiyorum ama bunlar günümüz ordularına göre, hadi tersten söyleyeyim, çok daha az demokratik ordular. Çünkü yeryüzünde Avrupa dahil, Batı Avrupa dahil demokrasi genel olarak çok daha geri. Orduların ve hükümetlerin kamuoyuna hesap verirlikleri, şeffaflıkları günümüze kıyasla çok daha düşük. Özellikle profesyonel subay kadrolarının düzenledikleri taarruzlar ve bu taarruzlarda kaç on bin askerin ölü veya yaralı olduğu konusunda hesap verirlikleri çok düşük. Hatta ve hatta subaylarla askerler arasında çok büyük bir sosyo-kültürel ve psikolojik uçurum söz konusu. Askerler 20. yüzyıl başı koşullarında işçi ve emekçi sınıflarından, işçiler, çiftçiler, dar gelirliler vesaire genel olarak. Subaylar ise burjuvaziden de değil, genellikle aristokrasi veya aristokrasi kalıntılarında. Hani Rusya'da, Avusturya, Macaristan'da ve Alman İmparatorluğu'nda bu çok şiddetle böyle. Ama İngiltere'de ve Fransa'da bile subay sınıfı büyük ve orta aristokrasiden oluşuyor çok büyük ölçüde. Çünkü iş adamları sınıfı, burjuvazi dediğimiz sınıf esas olarak çocuklarını orduya vermiyor. Şimdi de olduğu gibi ve Türkiye'de de olduğu gibi. Ama Türkiye'de diyelim ki profesyonel subay kadroları daha ziyade orta ve aşağı orta sınıflardan geliyor geleneksel olarak. Halbuki İngiltere'de ve Fransa'da dahi bunlar yüksek ve orta soyluluktan, yani Fransız devrimi sonrasında politik ayrıcalıklarını kaybetmiş olmalarına rağmen sosyo-kültürel ayrıcalıklarını devam ettiren
sınıflardan geliyor ve dolayısıyla emekçi kökenli askerlerle aralarında çok büyük bir psikolojik uçurum söz konusu. Ayrı dünyaların insanları ve nitekim bunu da sözünü ettiğim Stanley Kubrick'in o müthiş filminde son derece net bir şekilde görüyoruz. Bütün bu faktörler dediğim gibi bu beyhude veya nafile taarruzlar ve muazzam kayıplar ve tekrar başlangıç durumuna geri dönülmesi, sadece birkaç kilometre toprağın el değiştirmesi olsa olsa ama ne İngiliz-Fransız siper hattında ne de Alman siper hattında herhangi bir ciddi değişikliğin meydana gelmemesi sonucunu tekrar tekrar veriyor. Batı cephesinin siper savaşları realitesi bu. Bütün bunlar olurken askerler nasıl yaşıyorlar? Yani dedim ki ortalama 1,5 ayda bir, 2 ayda bir, 2,5 ayda bir şu veya bu sektörde bir büyük taarruz başlatılıyor. Arada geçen dönemde ne oluyor? Görüyorsunuz siperler açık siperler. Kuzey Fransa, Flandre, kısmen Belçika, Orta Kuzey Avrupa'nın yağmur kuşağı. Böyle Orta Anadolu iklimi falan gibi bir şey değil. Akdeniz iklimi gibi bir şey değil. Yıl boyunca yağmur yağıyor. Açıkta var. Ponçoları var. Empermeableri var. Muşambaları. Onların altına giriyorlar ama yağmur, kar vesaire sürekli açıktalar. Çamur her yerde. Çamur güneş açtığında ve toprak kuruduğunda toz her yerde. Onlarla birlikte siperlerde bir fareler ordusu yaşıyor. Yani cephede, Batı cephesinde her iki taraftan 4 milyon asker varsa belki 400 milyon veya daha fazla asker başına 100'den fazla fare söz konusu. Fareler her yere giriyorlar. Kazamatlara giriyorlar, bunkerlere, siperlere. Askerlerin ponçolarının içine, yemeklerine, tayınlarına, içme suyuna, her şeye, her şeye, her şeye giriyorlar. Ve arada bir düzenli fare avları yapılıyor. Muazzam sayıda fare öldürülüyor, bir kısmı da kızartılıyor, yeniyor. Bit. Sürekli herkes vücudunda bir bit ordusuyla birlikte yaşıyor. Yani yakasının içinde, belinde, kemerinin içinde, çamaşırlarında vesaire her yerde, vücudunun her yerinde bir bit ordusuyla yaşıyor. Sürekli olarak birbirlerinin bitlerini ayıklıyorlar. Çarpışma arası dönemlerde, nispi sükunet dönemlerinde muazzam bit ayıklama seremonileri düzenliyorlar. Ortada bir saç parçasını kızdırıyorlar ve akaladıkları bitleri onun içine atıyorlar. Yani en kolay öldürme yolu çünkü parmağıyla parmağınla ezmektense bir saç lefanın üzerine atıyorlar. Yağmur, çamur, bit, fareler ve dediğim gibi doğrudan doğruya cephede siperlerin bu siper yaşamında bir saniye bile mutlak sessizlik ve tehlikesizlik olmamasının yarattığı sürekli gerginlik. Hiç olmuyor mu? Ölüleri falan toplama nasıl oluyor? Yani açık arazide ölenleri toplamak mümkün değil. Gösterebilseydim size, yani açık arazide, yani no man's land'de, iki siper arasındaki alanda, makinalı tüfekle vesaire veya top mermisi düşmesiyle, blast etkisiyle, şarapnelle filan ölmüş askerler. Eğer o alanı ele geçirebilmişlerse, alelusul bir iki tahta parçasından bir haç, iki dal parçasından bir haç dikerek alelusul, alelacele gömüyorlar. Savaş meydanı mezarı. Pek çoğu değil mi yani? Çok istisnai hallerde. Hayır. Mesela Çanakkale Muharebeleri tarihinde bir kere 19 Mayıs 1915'te
böyle bir ateşkes var. Çünkü 25 Nisan çıkarmalarını durdurduktan sonra Osmanlı Yüksek Komuta Heyeti, Cevat Bey Basbaşalar, bunları durdurduk, biz bunları denize de dökeriz hayaline kapılıyorlar ve Anzak'ta çok büyük bir 19 Mayıs taarruzu düzenliyorlar. 3 saat içinde 10 bin şehit. Anzak makine tüfeklerine karşı. Yani şunu söyleyeyim, milli mücadelenin toplam şehit sayısının 1/4 aşağı yukarı. 3 saat içinde. Yani 19 Mayıs 1919'dan önce bir 19 Mayıs 1915 var. Kimsenin hatırlamadığı. Ve bir süre sonra o kadar kopmaya başlıyor ki açık arazide, karşılıklı beyaz bayraklar ateşkes ilan ediliyor ve siperler arası bölge temizleniyor ve her şey gömülüyor. Ama çoğu zaman kimsenin ulaşamadığı cesetler açık arazide kalıyor öyle, dağılıyor, çürüyor ve bir süre sonra topraktan iskeletler çıkmaya başlıyor. Gösterecektim böyle fotoğraflar, açık arazide kalmış iskeletlerden fotoğraflar. Göstermeyi umuyordum. Ancak ve ancak orası sizin elinize geçerse toplayabiliyorsunuz. Ölülerinizi gömebiliyorsunuz. Bütün Birinci Dünya Savaşı anıları şunlarla dolu. Mesela geceliğin açık araziden bir yerden feryatlar, inlemeler gelmeye başlıyor. Diyelim ki Erich Maria Remarque'ın Batı cephesinde bir şey, yeni bir şey yokunda tam böyle bir episod var. Vurulmuş, gözlerinden vurulmuş, kör. Ve dolayısıyla ne tarafa sürüneceğini bilemiyor ve açık arazide feryat ediyor ve bir Fransız askeri. Ve nerede olduğunu da bilemiyorlar. Makine tüfek ateşi altında ortaya da çıkamıyorlar. 3 gün boyunca çığlıklarını dinliyorlar. Bir an evvel ölsün diye dua ederek. Bu, realite bu. Yemek. Cephede yemek pişirmek mümkün değil. Siperlerde yemek pişirmek mümkün değil. Şurada bir yerde siper hatlarının gerisinde sahra mutfakları, sahra kantinleri var. Yemek orada pişiyor ve mutfak erleri tarafından çok çeşitli koşullarda şeye getirilmek zorunda. Siperlere taşınmak zorunda. Karavanalar içinde. O mutfak erlerinin atlatmak zorunda olduğu tehlikeler ayrı. Bazen hiç getiremiyorlar yoğun düşman ateşi altında. Yani cephede ne zaman sıcak yemek yersiniz? Bir tas sıcak fasulye veya bir kase çorba vesaire. O da son derece meçhul, son derece şüpheli bir olay. Böyle yaşıyorlar ve savaşıyorlar 4 yıl boyunca. Siperlerdeki savaş ve yaşam derken Birinci Dünya Savaşı'nda kastettiğimiz şey bu. Ve en başta da değindiğim gibi bu aslında Birinci Dünya Savaşı'nın kendi içinde farklı realiteleri var. Farklı cephelerde farklı şeyler söz konusu ama bunun İngiliz, Fransız ve Alman ordularının başına geliyor olması sonucu bu anlatı büyüyerek tekrarlanıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın sanat ve edebiyattaki büyük gerçekliği, baskın gerçekliği haline geliyor. Yani şeyde Solzhenitsyn'in Ağustos Topları romanının açılış sahnesi hariç filan, yani Tannenberg muharebelerinde realite neydi veya Mazuri bataklıklarında realite neydi filan, bunun böyle bir çok kuvvetle sanata veya edebiyata yansıması söz konusu değil. Birinci Dünya Savaşı'nda bu siper, Batı cephesi, siperlerde savaş ve yaşam çok büyük, çok ağırlıklı bir yer kaplıyor. Bu bakımdan İkinci Dünya Savaşı'ndan çok farklı. Yani şunu demek istemiyorum, tek tecrübe siperler tecrübesiydi demek istemiyorum ama bir kere onun neden çok ağırlıklı olduğunu veya ağırlık kazandığını açıkladıktan sonra dönüp İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nın hiç böyle
birleştirici, nispeten homojen bir tecrübesi yok. İkinci Dünya Savaşı'nda çok farklı şeyler yaşandı. Blitzkrieg tecrübesi, Almanların Polonya'yı veya Fransa'yı Yıldırım Savaşı ile ele geçirmeleri veya Sovyetler Birliği'nin içlerine ilerlemeleri, hava bombardımanı tecrübesi, 1940 yazında Britanya Savaşı ve Blitz, İngiliz şehirlerinin bombardımanı, arkasından İngiliz Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Alman şehirlerine ve sivil nüfusa yönelik stratejik bombardıman seferleri, atom bombası, toplama kampları, Holocaust, Gestapo, SS'ler ve işgal altındaki ülkelerin işgale karşı direniş tecrübeleri, çeşitli rezistans hareketleri, Fransız Yeraltı Hareketi, Ukrayna Yeraltı Hareketi, Yugoslavya Direniş Hareketi, Yunanistan Antarktikası vesaire vesaire, çeşitli işgal ve direniş tecrübeleri. Homojen, tek bir homojen merkezi tecrübe değil, çok çeşitli. Atlantik'te denizaltı savaşları, torpillenen gemilerin denizcileri, Bismarck'ın batırılması, Pasifik'teki deniz savaşları vesaire, tek bir homojen birleştirici ve herkesin paylaştığı veya kendini paylaşmış gibi hissettiği, sanat ve edebiyat aracılığıyla öyle hissettiği, öyle hissettirildiği bir ortak tecrübe İkinci Dünya Savaşı'nda söz konusu değil. Benim söylemek istediklerim bunlar. Bu zemin üzerinde bütün bunların sanata ve edebiyata nasıl yansıdığı, hangi ülkelerde ne gibi koşullarda savaş aleyhtarı anlatılar ortaya çıktığını, hangi tür anlatıların ise savaş aleyhtarı gibi gözükse bile aslında savaş aleyhtarı anlatılar olmadığını, neden Türk edebiyatında bu açıdan belki tek önemli istisnanın Nazım Hikmet olduğunu ama neden onun da sınırlı bir istisna olduğunu, hangi anlamda, politik tercihlerine bağlı olarak bütün bunları gelecek hafta konuşmak istiyorum. Çok konuştum değil mi? Saat 5 oldu. Tartışmaya ve sorulara mı vakit kaldı? Terk mi etmemiz gerekiyor? Yok yok. Soru soracağım. Peki. Sabrınız için teşekkür ederim. Hocam siz Batı cephesini anlatırken daha ziyade siper savaşı olarak da anlattınız, kara hareketi gibi bir şey. Bu siperler kazıldıktan sonra işte gidip gelmeler var, bazı yerleme yok, beyhude egzersizler var sizin dediğiniz gibi. Hava kuvvetleri falan anlatıyor bu dönemde. Başta söylediğim gibi esas olarak hava fotoğrafçılığı, tarassut ve topçu gözetleme yapıyorlar. Topçu hedef tanzimi yapıyor. Yani 1918'de bile uçakların efektif bir havadan yere saldırı kapasitesi yok. Şöyle şeyler gözümüzde, mesela yine somutlayarak anlatayım. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Alman Messerschmitt uçakları veya Sovyet Stormovik uçakları çok etkili bir şekilde havadan yere hücum edebilecekler. Yani roketleriyle, otomatik toplarıyla birbirlerinin tanklarını vurabilecekler. Savaş meydanı üzerinde bir hava egemenliği sağlamak, battle, muharebe meydanı üzerinde bir hava egemenliği sağlamak tayin edici hale gelecek. Ve hakikaten muharebe meydanı üzerinde bir hava egemenliği sağlarsa, yani karşı tarafın uçaklarını muharebe meydanı üzerinde uçamaz hale getirirsen, o zaman kendi tanklarının vurucu gücü, mızrak ucu adım adım ilerleyebiliyor ve sen onu havadan koruyabiliyorsun. Alman Blitzkrieg taktiğinin özü. Birinci Dünya Savaşı'nda bu mümkün değil. Bu kadar çok uçak da yok. Yani uçaklar sonuç olarak uçakların havadan bomba atması aslında 1911-1912 İtalya'nın Trablus Libya çıkartması ve işgali sırasında bir İtalyan pilotun ya bakayım yapayım ne olacak deyip kokpitine 5-10 tane el bombası alıp
Ondan sonra Arap aşiretlerinin üzerinde uçarken o el bombalarını pimini çekip atmasıyla başlıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın büyük kısmı için de bunun ötesine geçemiyor. Ağır topçuya veya makinalı tüfeklere vesaire yer silahlarına karşı onların yanında hava silahlarının, havadan yere kullanılan silahların tahrip gücü çok zayıf. Yani böyle belirli bir alanı satüre etmek, bir siperlerin üzerinden yarma hareket, siperleri sindirmek, ezmek vesaire gibi bir etkisi yok. İkinci Dünya Savaşı'nda olacak. Buyurun. Hocam, savaşların en büyük trajedilerinden biri de İHŞ'deki yaşanan sıkıntılar. Özellikle Orta Çağ'daki savaşlarda İHŞ en büyük sıkıntı. Orduların ve devletlerin savaşı galip ya da mağlup bitirmelerindeki etki eden büyük faktörlerden biri. Bu savaşta nasıl gerçekleşti peki? Özellikle hava kuvvetlerinin İHŞ konusundaki etkisi var mıydı? Bildiğim kadarıyla hava kuvvetlerinin İHŞ ve İBAD'e konusundaki etkisi neredeyse sıfır. Çünkü büyük, yani take-off ağırlığı yüksek, kalkışta yüksek ağırlıkla kalkabilen nakliye uçağı, bombardıman uçağı diye de bir şey söz konusu değil, nakliye uçağı diye de bir şey söz konusu değil. Yani var olan dediğim gibi sadece ve sadece ya bir ya iki pilotu olan çok hafif, savaşın çok büyük kısmı boyunca çok ince ahşap iskelet üzerine bez branda gerilerek inşa edilmiş, son derece endüktiften çift kanatlı veya üç kanatlı uçaklar. Yani bunların herhangi bir ağırlıkla kalkabilmeleri söz konusu değil. Şeyi anlatmaya çalıştım. İlk defa Almanlar savaşın ikinci yılında şunu keşfediyorlar. Şimdi bunlar tek motorlu uçaklar ve pervaneli uçaklar. Yani pistonlu benzin motorları. Ve uçağın önünde pervane dönüyor. İlk defa Alman mühendisleri uçağın önüne yerleştirilecek bir ağır makinalının pervanenin kanatlarıyla senkronize edilebileceğini ve pervane kanatları dönerken pervane kanatlarına isabet ettirmeksizin aralarından ateş yapabileceğini keşfediyorlar. Hemen herkes benimsiyor bu sistemi ve yani dediğim gibi birbirlerine böyle tabancayla, tüfekle filan ateş etmek yerine uçakların burnuna makinalı tüfekler yerleştiriliyor. Ve ondan sonra havada dogfight dediğimiz, it dalaşı dediğimiz birebir uçağa karşı uçak avcı savaşları cereyan etmeye başlıyor. Ama bunun ötesine geçen bir rolü yok uçakları. İHŞ ve İBATE. Gene Batı cephesine. Bütün ortaçağ savaşlarına kıyasla farklı nedenlerle gene muazzam bir problem. Şundan ötürü muazzam bir problem. Devletlerin ikmal sistemleri muazzam gelişmiş durumda ama asker sayısı aynı zamanda inanılmaz derecede fazla. Yani sonuç olarak işte size o fotoğrafı gösterdim. Yani bütün ekonomiler, bütün önde gelen ekonomiler bir savaş bazına, savaş operasyonu moduna geçiyor. Ve sürekli ister piyade tüfekleri, ister makinalı tüfekler, ister toplar için sürekli cephane üretmek gerekiyor. Bütün bir savaşa yeter dedikleri topçu mermisi miktarı 1914 sonbaharında ilk iki hafta içinde tüketiliyor. Problem yiyecek içecek ikmali değil, problem cephane ikmali. Yani endüstriyel savaşa cephane yetiştirmek diye muazzam bir problem ortaya çıkıyor. Süperler karşılıklı ve hani taarruzların bile bu kadar zor olduğu bir noktada nasıl kazılabilmiş bu süperler? Yani bir tanesi siperi kazan taraf, diğerinin siper kazmasına engel olmuyormuş mu? Daima yani Batı cephesinde, Kuzey Fransa'da, Flandır'da 500 metre, 1000 metre, 500, 700, 1000 metre ara var. Yani düşmanı
Yani siper kazarken düşmanı size yaklaştırmamanız mümkün. Yani sonuç olarak bir piyade hattınızı, avcı hattınızı sırf yere yatırarak da mevzilendirseniz ve makine tüfeklerinizi ilk ağızda açığa kursanız, bir picket line, bir avcı hattı biçiminde, sonuç olarak düşmanı sizden uzakta tutabilirsiniz ve kurduğunuz bu avcı hattının 50 metre, 100 metre gerisinde, önünde değil, 50 metre, 100 metre gerisinde tümenlerin yarısı siper kazıyor olabilir. Bir. İkincisi gece kazıyorlar. Gece muazzam bir siper kazma zamanı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda her piyade askerinin standart ekipmanının bir parçası piyade tüfeği ise bir parçası da siper kazma küreği. Herkes bir tane kürek taşıyor. Hakkında kesintisiz olduğunu ifade etmiştiniz ya, bir santim bile boşluk yok. Evet, bir santim. Yani bir tanesi diğerinin siper kazmasına izin vermese sanki savaş... Mümkün, yani sonuç olarak kazıyorlar. Yani mümkün değil. Öyle mutlak bir ateş üstünlüğü olsa bir tarafın siper kazmasına izin vermemek gibi zaten hareketli savaş gerçekleşir ve zaten ezer geçer. Anlatabildim mi? Ama yani sonuç olarak evet birbirlerinin siper... Herkes şunun farkında. Bir kere siper kazarlarsa bir daha söküp atmak son derece zor. Hemen savaşın ilk bir iki ayında bu herkesin kafasına dank ediyor. Ama sonuç olarak kazılıyor siperler. Yine Çanakkale Savaşları'nda bir çarpıcı örneği var. Biliyorum ki Çanakkale Savaşları'ndan size daha sonra Cemil Koçak söz edecek. Ama Çanakkale Savaşları'nda mesela bu siper kazmanın kritikliği açısından çok çarpıcı bir örnek var. Yani solu kaldırmamak ve siper kazdırmamak. Anzaklar, üstelik de Anzaklar, yani Avustralya, Yeni Zelanda askerlerinin çok büyük bir kısmı kömür madencisi. Madenci. Onun için inanılmaz siper kazıyorlar. Yani adamlar yani siper kazmanın kitabını yazmış denir ya, yani öyle müthiş siper kazıyorlar. 7-10 Ağustos 1915 Suvla Harekatı sırasında, yani olay şudur, Anzak cephesi stabilize olmuş, kımıldayamıyor. Onun için İngiliz komutanlığı Anzak koyunun 1,5 kilometre kadar kuzeyine Suvla koyuna çıkartma yapıp Suvla tarafından Anzak cephesine kuzeyinden sol kolundan saldırmayı düşünüyor. Ve bu 6-7 Ağustos Suvla çıkartması sonuç olarak Anafartalar muharebelerine yol açacaktır. Mustafa Kemal o sırada Anzak cephesinde yedekte. Suvla taarruzu başlayınca Liman von Sanders Mustafa Kemal'i yedekten alıyor. Anafartalar cephesinin komutanlığına getiriyor. Cevat ve Abbas paşaların itirazlarına, işte serkeştir, itaatsizdir, inatçıdır filan türü itirazlarına da ama iyi savaşıyor diye onları elinin tersiyle kenara sürtülüyor. Ve Mustafa Kemal'i Anafartalar cephesi komutanı yapıyor. Ve gerçekten Mustafa Kemal'in etkisi çok tayin edici. 7, 8, 9 Ağustos günleri ve geceleri boyunca Anafartalar yamaçlarında çarpışıyorlar. 10 Ağustos gece yarısına doğru Anzak taarruzu Koca Çimen Tepe'nin yamacının, Büyük Anafartalar Köyü tarafındaki yamacın aşağı yukarı ortalarında bir yerde duruyor. Gece karanlığı çöküyor, iki tarafta bitkin. Bu aşağı yukarı gece yarısı Mustafa Kemal 10 Ağustos sabahı saat 4 için yokuş aşağı süngü hücumu komutası veriyor. Bütün birim komutanları İtiraz ediyor. Asker bitkin, aman biraz dinlendirelim filan. Bir kere siper kazarlarsa söküp atamayız diyor. Bu sabah söktük attık, yamaçları temizledik. Tamam ama bir kere siper kazıp
içine girerlerse bir daha sökemeyiz yamaçlardan diyor. İsrar ediyor ve gerçekten 10 Ağustos sabahı saat 4'te başlayan süngü hücumu Koca Çimentepe'nin yamaçlarını temizleyecektir ve Anafartalar cephesini sağlama alacaktır. Sulla taarruzu orada bitiyor. Şimdi Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda çok olağanüstü fiziksel koşullar söz konusu. Her şey yamaç. Ve cepheler birbirine inanılmaz derecede yakın. Yani 500 bin metre olan siperler arası fasıla Gelibolu Yarımadası'nda yer yer 15-20 metreye düşüyor. Siperden sipere el bombası atılıyor, geri geliyor. Yani basket atar gibi siperden sipere yer yer el bombası atıyorlar. Mesafeler o derecede kısa ve aynı zamanda yokuş aşağı. Orada olur. Ama Flandır'ın açık yüzlüklerinde, Kuzey Fransa'nın açık yüzlüklerinde 1000 metre, 1500 metre filan gibi açıklıklardan bir de üstelik şunu düşünün. Diyelim ki Fransızlar taarruza kalkmış, Almanları 2 metre, 2 kilometre öteye püskürtmüşler ve hemen bulundukları yerde siper kazıyorlar. Şimdi zaten kovalanmış olan tarafın, kendisini kovalayan tarafın siper kazması ve tahkimat yapmasını geri dönüp önlemesi zaten olacak şey değil. Yani momentum bakımından, inisiyatif bakımından, o anda toparlanmak ve çevik reaksiyon bakımından mümkün değil. Aynı zamanda bunu engellemek fiziksel olarak da imkansız. Çünkü sonuç olarak karanlığın çökmesini bekler, açık arazide tutunur, karanlığın çökmesini bekler ve sabah şafak söktüğünde bakmışsınız ki 2 metre kazmışsınız, girmiş için. Buyurun. Kalemin başında hocam şey söyledi, İkinci Dünya Savaşı engellenemezdi ama Birinci Dünya Savaşı'nın engellenebilirliği vardı. Şöyle demek istedim. Tarihçiler ve sosyal bilimciler arasında ikinci dünya, yani Nazizm, Alman Nazizmi, Hitler ne yapılsa çıkaracaktı ikinci dünya savaşına. Ona döneceğim evet. Hocam. Şimdi elimizde sanayileşmiş bir Almanya var sanayileşme sürecinde ama ham maddesi ve sömürgesi yok. Diğer tarafa baktığımızda sömürgeleri olan, ham maddesi olan ama pazar ihtiyacı olan bir İngiltere ve Fransa var. Bu durumda savaş engellenebilir mi yoksa sadece ötelenebilir miydi? Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Birinci Dünya Savaşı. Evet. Birinci Dünya Savaşı. Ben kendi görüşüm olarak aktarmadım. Ben kendi görüşüm olarak aktarmadım. Sizin yorumunuz. Yani olayların nasıl seyrettiğine baktığımda savaşın nasıl ne yüzden çıktığı, bütün birikmiş nefretler, şüpheler, emperyalist rekabetler, sizin sözünü ettiğiniz türden farklılıklar vesaire düşünüldüğünde her ne kadar bazı diplomatik hatalar bertaraf edilebilir olabilirse de gene de bana Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmamasını düşünmek çok zor geliyor. Ama bu tuhaf bir şekilde tarihçilikteki mikro tartışmaları ortadan kaldırmıyor. Yani o 1914 yazı Saraybosna suikastinden itibaren hayati edilen telgraflara, ultimatomlara, mesajlara, memorandumlara filan baktığımızda aynı zamanda çok önemli psikolojik faktörler görebiliyoruz. Herkes kendi blöfünü tutacağı kanısında. Anlatabildim mi? Yani bir de böyle şeyler var. Herkes kendi blöfünü tutacağı kanısında. Herkes biraz daha direnirsek karşı tarafın geri adım atacağı kanısında. Herkes savaşın maliyetinin o kadar da yüksek olmayacağı kanısında. Herkes bunun dediğim gibi nispeten kısa ve eski tarz bir savaş olacağı kanısında. Bir de bu sübjektif anlamda yanlış hesaplar. Bunlar birikiyor ve sonuç olarak Ağustos başında herkesin birbirine savaş ilan etmesine yol açıyor.
bu kriz atlatılsaydı, bir yıl sonra, iki yıl sonra başka bir nedenle bir kriz patlak verir ve bu sefer savaşa dönüşür müydü? Benim hissiyatım o yönde ama bu bilimsel olarak savunulabilecek ve ispatlanabilecek bir şey değil. Bir kestirimden, bir hissiyattan ibaret. Yani benim vurgulamak istediğim şuydu, tekrar pahasına söyleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı neden ve nasıl çıktı diye bir tartışma yok. Birinci Dünya Savaşı neden ve nasıl çıktı tartışmasının sonu gelmedi. Çok çarpıcı bir fark var arada. Her Batı tarihçiliğinde her yeni nesil Birinci Dünya Savaşı'nın niçin ve nasıl çıktığı konusunda kendi argüman ve karşı argümanlarını yeniden üretiyor. Mesela belki biliyorsunuz bir Christopher Clark diye bir Avustralyalı tarihçi The Sleepwalkers, Uyur Gezerler diye bir kitap yazdı. Yani esas olarak bütün 2014 yazı insanlığın, Avrupa'nın Birinci Dünya Savaşı'na kendisinin sleepwalker, uyur gezer diye nitelediği politikacılar ve askerler yüzünden sürüklendiğini savunuyor. Yani bir kasıt filan olmadığını, bir genel, deyim yerindeyse Türkçe ifadesiyle bir basiret bağlanması olayının söz konusu. Herkesin basiretinin bağlandığını, herkesin uyur gezer kesildiğini ve adeta uykuda gezercesine savaşa sürüklendiklerini savundu. Çok taraftar buldu, çok da eleştiri aldı, inanılmaz eleştiri de aldı. Ama bunu şeyin örneği olarak verdim, her nesil yeni şeyler getiriyor. Yeni bu tartışma, hani böyle Batı neden kapitalizme geçebildi de Doğu geçemedi gibi tartışması gibi. Yani oryantal despotizm, bilmem Asya üretim tarzıydı, şuydu, buydu falan filan tartışmaları gibi her neslin yeniden ürettiği bir tartışma. Ve yani Birinci Dünya Savaşı hatırlanmaya devam ettiği sürece de bu tartışmaların sonun arkasının geleceğini düşünmüyorum. Kesileceğini düşünmüyorum. Ama çok çarpıcı yani İkinci Dünya Savaşı neden çıktı diye, nasıl oldu, neden çıktı, Allah Allah neden kapımıza geldi bu savaş diye bir şey yok. Biraz da belki şey, Batı medeniyeti Birinci Dünya Savaşı konusundaki derin kendi içsel, duygusal, düşünsel buhranını ve suçluluk duygusunu aşamıyor. Onun için bu tartışma sürekli tekrarlanıyor diye düşünüyorum. Yani orada çok derin bir, yani kabul edilmese de aslında çok derin içselleştirilmiş bir düşünsel travma var. Nasıl oldu da başımıza aldık bu savaşı? Aslında yani evet, yani dünyanın ve Batı'nın muazzam bir krizi Birinci Dünya Savaşı. Ve çok beklenmedik bir şey. Yani şeyi düşünürseniz, 19. yüzyıl kültürünü düşünürseniz, 19. yüzyılın iyimserliğini, insanlığın mutlu geleceğine olan inancını, bilimsel ve teknolojik gelişme sayesinde ulaşılabilecek bir ebedi barış alemi düşüncelerini filan düşünürseniz, yani Birinci Dünya Savaşı öyle bir kırılma noktası ki iyimser 19. yüzyıl ile kötümser 20. yüzyıl arasındaki psikolojik kırılma noktası. Onun için herkes hala nedenini düşünüyor. Nasıl oldu da çıktı? Hocam pardon, araya gireceğim. Az önce bahsettiğiniz film de dahil olmak üzere bizim bu 8 haftalık program aralıklarla devam ediyor. 2 hafta arayla falan devam ediyor. Aralarda yaklaşık 4 tane film gösterimde olacak. Bahsettiğiniz film de dahil buna. Arkadaşlar haber olsun. Programda afişte görünmüyor ama var. Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız ayrıca. Bir de herhalde son soru olursa iyi olur. Sormak istiyorum. Ben biraz daha siyasal bir ekonomi politikalara bakmak istiyorum konuya. O dönemde bahsettiğiniz iyimserlikten kötümserliğe geçişin bir nokta olması. Ya buna gerek yok. O dönemde İngiltere, Almanya ve Fransa'daki merkez ruling partileri merak ediyorum. Kimler iş başındaydı?
bu üç ülke, yani İngiltere, Fransa'da, Almanya'da ve asker, yani o dönemki bu generallerin, o dönemki yani o generallerin background'larını merak ediyorum. Aralarındaki orada bir bağlantı yakalanabileceğini düşünüyorum bu uyuşmazlık konusunda. Kimse direkt savaşa girmek istemez diye bir kanaat içindeyim. Bunu acaba bir hafta sonraya erteleyebilir miyim? Yani çünkü okumak istediğim, incelemek istediğim en azından bir şiirle ilgili çok önemli bir bağlantı. İsterseniz bu soruyu bir hafta sonraya erteleyeyim. Yani askeri sınıflar, profesyonel subay kadroları ve özellikle generaller ve hükümetlerle ilişkileri. Bitirelim mi?